Gençler, dersimizin konusu dairenin alanı ve çemberin çevresini öğrenmeye çalışacağız. Konumuz bu. Çok önceden beri biz 7. sınıftan beri biliyoruz çemberin çevresi hangi kuralla bulunuyor, dairenin alanı nedir? Bunları biliyoruz. Şöyle diyelim. Şimdi yarıçapı R birim olan dairenin alanını pi R kare formülünden buluyoruz. Pi sabit sayısı çarpı yarıçapın karesi. Çevreyi de 2 pi r formülünden buluyoruz. Bunları daha önceden de biliyoruz. Hemen gelin bunlarla ilgili uygulamalar yapalım, sorular çözelim. Mesela ilk sorumuz bir numaralı soru. Bakın ne diyor? Çevresi 16 pi santim olan dairenin alanının kaç santimetre kare olduğunu bulunuz diyor. Şimdi öncelikle çemberin çevre formülünden yarıçapı bulacağım, r'yi bulacağım. Daha sonra da alan formülünden pi kareden alana ulaşacağım. Öncelikle çemberin çevresi eşittir 2 pi r yazdım. Eşittir 16 pi. Çemberin çevresini pi cinsinden vermiş. Dolayısıyla pi'ler sadeleşti. Buradan 2 ile de 16'yı sadeleştirdik. 8 oldu. Buradan yarıçapı ne bulduk? 8 bulduk. Tamam. Yarıçapı 8 olarak bulduk. Bunu kullanacağız. Nerede kullanacağız? Alanda kullanacağız. Şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki alan, dairenin alanı pi r kare. Pi r kare. Bu durumda alan eşittir. Pi yarıçap r'yi 8 bulduk. 8'in karesi cevap pi cinsinden 64 pi santimetre kare olarak bulunmuş olur. Gördüğünüz gibi sorunun çözümü oldukça kolay, anlaşılır. Devam edelim. Farklı örnekler çözmeye. 2 numaralı sorudayız. Şimdi sorumuzda O merkezli BC çaplı dairede AB 8 birim verilmiş. 8 birim. AC 6 birim ki artık şöyle diyelim. Şurası da çapı gören çevre açı olduğu için direkt 90 derecedir. Bunu bahsetmiştik konu anlatımında. Dolayısıyla şu BC uzunluğunun 10 santim olduğunu biliyorum. Eşittir 10 santim. Buradan BC uzunluğu çaptır. Dolayısıyla yarıçapın 5 santim olur. Yarıçap 5 santim. Tamam. Peki benden ne istiyordu soru? Dairenin alanını istiyor. Pi r kare formülünden dairenin alanını bulmak istiyorum. Dairenin alanı eşittir. Pi r kareden götürüp yerine yazarsam pi çarpı 5'in karesi ki 25 pi santimetre kare olarak dairenin alanını bulmuş oluruz. Tamam. Bu şekilde soruyu çözdük. Devam edelim bakalım. Orta yok. Evet. Üçüncü sütuna geçtik. Burada da şunu göreceğiz gençler. Daire diliminin alanını göreceğiz. Yani şimdi şöyle diyelim. Dairenin tamamı 360 derecelik bir yaydan oluşuyor. 360 derecelik bir yaydan oluşuyor. Buradaki mesela sarı renkli boyalı daire dilimi diyoruz biz buna. Bu daire diliminin alanı bulunurken merkez açıdan faydalanacağız. Şöyle diyeceğiz. Hatta bu kural nereden geliyor? Onu da biraz anlatmaya çalışayım. 360 derecelik daire dilimi yani tamamı daire diliminin alanı zaten dairenin alanı. Yani pi r kare. Pi r kare olursa alfa daire diliminin alanı ne olur? Doğru orantı söz konusu. Burada içler dışlar çarpımı yaptığın zaman şu formülü elde ediyorsun. Yani bu formülün üzerinde bir kere daha duruyorum. Bakın şunu yapacaksın. Dairenin alanı zaten pi r kare. Ben bu dairenin alanını alfa bölü 360 ile çarparsam şuradaki daire diliminin alanını bulmuş olurum. Düşünsene bu alfa 90 derece olsa çeyrek çember olacağı anlamına geliyor. 90 bölü 360 hani 1 bölü 4. 4'te 1'i çeyrek çember. Buradan da zaten aklında kalıcı olacaktır. Unutma. Tabii burada sadece alfa 90 olmayacak. Daha farklı açılarda olacak. Peki bununla ilgili bir alıştırma örnek çözelim. Soru çözelim. Evet. Bakın. 120 derecelik buradaki daire diliminin benden alanı isteniyor. Elimde yarıçap var. Hemen bulayım. Nasıl buluyorduk? Şu şekilde buluyorduk. Pi r kare alfa bölü 360 kuralından buluyorduk. Buradaki alfa 120 derece. Pi
yarıçapım şu alan, daire diliminin alanı, hatta daire diliminin alanı desek daha hoş olur. R kare, yani 9'un karesi, pi r kare, 9'un karesi çarpı 120 bölü 120 bölü 360. Bakın şuradan gelecek cevap. Zaten 120 bölü 360 1 bölü 3 edecek. 27, pardon özür, 9'un karesi 81, 3'e bölsek 27 olacak. Buradan cevap daire diliminin alanı 27 pi olarak bulunmuş olur. Tamam. Santimetre kare mi? Evet. Bu kadar. Devam edelim. 4 nolu sorudayız gençler. Sorumuzda taralı bölgenin alanı soruluyor. Yani şu yeşil bölgenin alanı soruluyor. Ne yapabiliriz? Şunu yapacağız. Bir kere şurada bir çeyrek çember var. Yarıçapı 8 birim. Çeyrek çember var. Bu çeyrek çemberin, çember demeyelim, daire diyelim. Çeyrek dairenin alanında, şu dairenin alanında, şu beyaz yarım çemberin ya da yarım dairenin alanını çıkaracak olursak amacımıza ulaşacağız. O zaman hemen başlayalım. Şimdi çeyrek dairenin yarıçapı 8 ise o zaman AB uzunluğu da 8 olacağı için içerideki beyaz dairenin yarıçapı 4 santim olur. Peki hemen şöyle yapalım. Şöyle diyelim. Çeyrek büyük alanı diyelim. Büyük alan diyelim. Hatta şöyle diyelim, büyük alandan ki büyük olan çeyrek çember. Şu büyük alan. Büyük alanı bir hesaplayalım. Nasıl hesaplayacağım? Pi r kare, yani 8'in karesi pi r kare çarpı 90. Yani 4'e de bölebilirim. Çeyrek çember olduğu için, ama 90 bölü 360 da diyebilirsin. Hadi öyle diyelim bari. 90 bölü 360 da diyelim. Buradan ne olacaktır? 64, 4'e bölersem şu 4 ediyor. 16 olur. Yani 16 pi. Şu büyük alan 16 pi oldu gençler. Taradığım büyük alan 16 pi. Küçük alan, ki o da şu farklı renkte tarıyorum. Şu küçük alan kırmızıyla taradığım olsun. Küçük alanı bulmak istiyorum. O da yarım daire. Yarıçapı 4 olan yalnız. Bu da nedir? Pi r kare, ki 4'ün karesi bölü 2 veya 180 bölü 360 deriz veya yarısı 2 deriz. Buradan 16 yarısı 8 pi olacaktır. Sonuçta sen 16 pi'den, yani şimdi ben taralı alana bulmak istiyorum. Taralı alan eşittir 16 pi'den 8 pi'yi çıkaracak olursam aradığım cevap 8 pi olur. Yani taralı alan 8 pi santimetre kare olur, haberin olsun. Devam edelim. Peki 5 numaralı sorudayız. Sorumuzda şekildeki O merkezi dairede OB uzunluğu 6 santim, ki bu yarıçap. AKB yayının uzunluğu, AKB yayının uzunluğu, yani arka taraf AKB yayının uzunluğu 90, pardon özür, 9 pi santim olarak verilmiş. Taralı bölgenin alanı soruluyor bizden. Şu taralı bölgenin alanı nedir? Daire diliminin alanı. Ne yapacağız? Öncelikle şöyle yapacağız. Burada açıyı bulmam lazım. Şimdi açıyı bulacak bilseydim, açıyı bilseydim yarıçap var, direkt sonuca gidebilirdim. Açıyı bulmam lazım. Şu arkadaki kalan açıya beta dersem, şu betayı bulursam alfayı da bulabilirim. Bunu da şöyle yapacağım gençler. Şöyle yapacağım. Çevre çarpı beta bölü 360, yani bu senin yay uzunluğunu veriyor. Tıpkı alanda olduğu gibi beta çarpı 360 çevreyle çarparsam buradaki AKB yayının uzunluğunu verir. O da 9 pi. 9 pi. Buradan ben betayı bulacağım. Betayı bulduktan sonra alfayı bulacağım. Alfayı bulduktan sonra zaten amacım ulaşacağım. Devam edelim bakalım. Betayı nasıl bulacağım? Çevre 2 9 pi olarak vermiş. 9 pi beta bölü 360 eşittir. Ne olacaktır? Şöyle diyelim. Yanlış oldu. Şöyle yapalım. Yanlış. Şu 9 pi zaten çevir ya. Yanlış oldu. Çemberin çevresi. Ha, pardon. Şöyle yapalım. 2 pi r. 2 pi r. Pi'si var. R'si de 6 malum. Evet. Beta bölü 360 eşittir 9 pi.
Buradan piler birbirini eler, götürür. Piler birbirini götürür. Sonuçta 2 kere 6 12, 12 ile 36'yı sadeleştirirsek 3 olur ki 30, aşağısı 30 olur. 30'la da 90'a çarptığımız zaman çapraza kaldığı için beta açısı ne çıkacaktır? Beta açısı 270 derece çıkacaktır. Şimdi beta 270 ise alfa da doğal olarak 90 derece olacaktır. Yani meğersem çeyrek çembermiş. 90 derece çeyrek çember. Şimdi artık ben bu daire diliminin alanını rahatlıkla bulabilirim. Nasıl bulabilirim? Şöyle bulacağım. Daire diliminin alanı ya da taralı alan eşittir pi r kare, ki altının karesi, çarpı alfa bölü 360, yani 90 bölü 360. Bu zaten çeyrek çember, 1 bölü 4 oluyor, aşağısı 4. 36'yı 4'e bölersek 9 pi olacaktır. Pi tabi santimetre kare, şöyle diyelim. Yani benim taralı bölgenin alanı 9 pi santimetre kare olacaktır. Peki, devam edelim. Burada da iki tane daire dilimi var. Bu alanları soruyor sanırım. Bakalım dairenin yarıçapının kaç santim olduğunu. Hayır, dairenin yarıçapı soruluyor bana. Peki ne yapabilirim? Şöyle yapalım. Şimdi bakın. Şu iki açıyı toplarsam, 75 ile 105'i toplarsam 180 olur. Dolayısıyla sen bunları yan yana getirirsen aslında 180, yani şunu şuraya taşırsak aslında bu taralı alan dairenin alanın yarısına denk olmuş olur. Tamam. Yani şu taralı alanlar yan yana getirirsen 180 derece olduğu için 75 ile 105'in toplamı. Dolayısıyla sana yarı alanı vermiş. Dairenin yarı alanını vermiş. Buradan sen yarı çapa ulaşabilirsin. Hemen şöyle yapalım. Dairenin alanını nasıl buluyordum ben? Pi r kare formülünden buluyorum. Pi r kare. Ancak burada tabii pi r kare yarı alan söz konusu olduğu için dairenin yarı alanı pi r kare bölü 2 eşittir 32 pi olarak bana zaten verilmiş. Bunu yazdım. Buradan 32 pi, iki tane pi yazdım. Şunu düzelteyim. Şöyle yapalım. 32 pi olarak verilmiş. Şu piler birbirini götürsün. 2 ile 32'yi çarpma 64. R kare 64 olursa R de tabii ki de 8 santim olacaktır. Santimi de yazalım yani. Ne yaptık? Yarıçapı 8 santim olarak bulmuş oldum. Devam ediyorum. Devam ediyorum. 7 nolu sorudayız. 7 nolu soru. Ne diyor soru bizde? Yukarıdaki verilere göre taralı daire diliminin alanı kaç santimetrekaredir? Zamanın birinde sınav sorusuymuş. Peki. Şimdi gençler, burada daire diliminin alanını bulabilmem için şu alfa diyelim. Bu alfayı biliyor olsam amacıma çok rahat ulaşacağım. Onu da şuradan bulacağım gençler. Şu sarı dik üçgen aslında özel bir üçgen. Tanıdık bir üçgen olmalı. Yani bunu görebiliyor olman gerekiyor. Bütün püf nokta bu. Nereden görebilmen gerekiyor? Bu bir dik üçgen. Evet. Bakın 90'ın karşısı 8. Bakın yarısı. Yani neyin karşısı yarısı oluyor, değil mi? Yani o zaman şu açı bildik bir açı olmalı. Yani 30-60-90 üçgeni var burada. Dolayısıyla burası 30 derece olmalı. Şurada 30 derece olmalı. Burası 60 derece olmalı. Yani 30-60-90 üçgeni var. Sarı üçgen. 30-60-90 üçgeni. Dolayısıyla bu bir dikdörtgen olduğu için paralellikten dolayı alfa senin açın 30 derece olacaktır. Artık sen alfaya ulaştın. Dolayısıyla daire diliminin alanını bulabilirsin. Nasıl bulabilirsin? Çünkü şuradaki şöyle diyeyim. A merkezde olduğu için, A merkezde olduğu için şu yarıçap 8 zaten. Daire diliminin yarıçapı belli, 8. Açı da belli. Direkt sonuca gidiyorum. Şöyle diyelim. Daire ya da taralı alan diyelim. En güzel o. Taralı alan desek daha hoş olur. Taralı alan eşittir pi r kare. Pi r kare. Hatta formül yazıyorum. Pi r kare çarpı alfa bölü 360 formülünden buluyordum ben, kuralından. Pi zaten sabit. R kare. Yani 8'in karesi. R'miz burada 8. Alfayı da yeni bulduk. 30 bölü 360'tan sonuca gideceğiz. Peki şöyle yapalım. Şunları sadeleştirdim. Kırmızıyla sadeleştirelim. 3, 36, 12 olur. Şöyle 12 oldu. 64. Yani 4 ile de sadeleşiyor. Şöyle bir yazayım. Eşittir. 64 pi bölü 12. 4 ile sadeleştirirsem, onu da yeşille sadeleştiriyorum.
4'e böldüm 3, 4'e böldüm 16. Yani aradığım cevap 16 pi bölü 3, ki o da A şıkkında var gençler. Tamam. Devam edelim. Şimdi geldik 8 nolu soruya. O noktası çemberin merkezi, AT çembere T noktasında teğet, AT uzunluğu 3 birimse diyor ve burada 45 derecelik açıdan da bahsetmiş. Yukarıdaki verilere göre BT yayının uzunluğu kaç santimdir diyor. Yani BT yayı dediğim şey şu. Şu yayın uzunluğu soruluyor bana, tamam mı? Şu yay. Nasıl çözebilirim? Bak şimdi şöyle yapacağım. O merkeziyle T'yi birleştiriyorum ki bu teğet noktası. Birleştirdiğim anda burasının 90 derece olduğunu gayet iyi biliyorum. Burası 90 derece. Teğetin değdiği noktayla merkezi birleştirdiğim anda diklik oluşturuyor. Burası 90 derece. Tamam. Şimdi bak burası 45 ise ister istemez burada 45 derece olur. Tamam. Şimdi benden şu yay uzun isteniyor. Açı belli. 45 derecelik açıdan faydalanacağım. Açı belli. Bir de bana şey lazım. Yarıçap lazım ki bu kırmızıyla çizdiğim yarıçap ki bu ikizkenar üçgen. Değil mi? O zaman burada 3 birim olur. 3 santim olur. Ve artık ben bu BT yayının uzunluğunu bulabilirim. Yine açıdan faydalanarak, bu merkez açıdan faydalanarak bulabilirim. Nasıl bulabilirim? BT yayının uzunluğu, ne diyelim? BT yayının uzunluğu eşittir. Çevre, yani çemberin çevresi, yarıçap 3 santim olan çemberi çevresi nasıl buluyorduk? 2 pi r'den. 2 var, pi var, r 3, tamam. Çarpı 45 bölü, yani açı bölü 360. 45, çünkü 360'ta 45'i. Yani 8'de 1'i. Peki buradan 8'de 1 olduğunu az önce söyledim. Burası 8 olur, burada 1 olur. Ne olacaktır? Şu 8'de de bir zahmet 2'yi sadeleştirdik. 4. Sanırım cevap 3 pi bölü 4 olacaktır. 3 pi bölü 4 aradığımız BT yayının uzunluğu, o da C şıkkında var. Tamam. Devam edelim. Şimdi burada böyle daire halkasının alanı sorulursa pratik bir kuralımız var. Onu söyleyeyim. Böyle daire dilimlerinin böyle alanları sorulursa, burada olduğu gibi mesela şu alan sorulursa, şimdi bunun bir uzun yolu var. Evet. Uzun yol nedir? Dışarıdaki dairenin alanından, yani R1 yarıçaplı dairenin alanından R2 daireli beyaz dairenin alanını çıkarırsan amacına ulaşırsın. Halbuki daha kolay bir yolumuz var. Nedir? O da şudur. Tabii bunun nereden geldiğini açıklaması var burada. Şöyle gençler, şurası zaten dediğim gibi bak, pi R1'in karesi, yani büyük dairenin alanı olmuş oluyor şurası. Büyük dairenin alanından şu pi R1'in karesi büyük dairenin alanı. Küçük dairenin alanı çıkarırsan ki beyaz dairenin alanı pi R2'nin karesi. Sen neyi bulmuş oluyorsun? Şu halkanın, şu mavi ile taralı bölgenin alanını bulmuş oluyorsun. Burada tabii pi ortak parantezini aldığımız zaman R1'in karesi eksi R2'nin karesini bulmuş oluyorsun. Peki bu burada kalsın. Sonra şurada bir dik üçgen var. Öyle ki şuradan bir dikme inmişsin. Bu dikme beyaz dairenin AB, şu AB beyaz daireye teğet. Dolayısıyla 90 derece elde etmiş oluyorsun. Ama bu AB aynı zamanda büyük dairenin de kirişi. Şu AB uzunluğu büyük dairenin kirişi. R1 yarıçaplı büyük dairenin kirişi. R2 yarıçaplı küçük dairenin de teğeti olmuş oluyor. Dolayısıyla sen buradan dikme indirdiğin anda, şuradaki şu dikme indirdiğin anda burada 90 derece elde etmiş oluyorsun. 90 derece elde etmiş oluyorsun. Ve şu sarı üçgende Pisagor bağıntısını patlattığın zaman, Pisagor bağıntısını uyguladığın zaman nedir? Şunu elde etmiş oluyorsun. Şu. Pisagor bağıntısından. Burada R1'in karesi eksi R2'nin karesini buluyorsun. X kare cinsinden. Götürüp şurada yerine yazarsan, hani R1'in karesi eksi R2'nin karesinin yerine X kare olarak yazarsan, senin bu daire diliminin alanı burada kendiliğinden ortaya çıkıyor. Pi X kare. Yalnız unutma, pi X kare nedir? Böyle halka, daire halkası olduğu zaman ne olacak? Buradan bir dikme indiğin zaman, kirişin yarısı x oluyor ve bu kirişin yarısının karesi çarpı pi, uzatmayalım, kirişin uzunluğunun yarısının karesi çarpı pi sana bu daire diliminin alanını vermiş oluyor. Peki, yani özel sorularda çok işine yarar. Mesela şu 9 nolu soruda çok işine yarayacak bu.
Aksi takdirde çok uğraşırsın. 9 nolu soru da bakın birazdan çok net bir şekilde daha rahat göreceksin bu kuralın ne kadar basit ve kullanışlı olduğunu. Bak şimdi senden ne istiyor? Taralı bölgenin alanı istiyor. Aslında bunun tamamı daire halkasıdır. Bu yarısı yani daire halkasının yarısı. Sen o zaman bunun sanki tamamı varmış gibi düşünürsen az önceki kuralla bu halkanın tamamının alanını bulursun ve ikiye bölerek amacına ulaşırsın. Peki bu daire halkasının alanını nasıl buluyorduk? Formül neydi? Pi çarpı x kare. Peki x kare nedir? X kare şu. Bu içerideki dairenin merkezinden kirişe dikme attığın zaman ki bu teğeti de değmiş oluyor. Şuradaki kirişin uzunluğunun yarısı. Sana bu kale uzunluğunu vermiş. Bak kale uzunluğunu vermiş. 12 birim. O zaman ne olacaktı? Burası 6 birim. Yani senin bu x'in az önceki kuraldaki formüldeki x'e eşit olmuş oluyor bu. 6. Artık şöyle bulabilirim. Daire diliminin alanı pi x kare. Yani 6'nın karesi. Ancak burada ne yapman lazım? Tabii ki 2'ye böleceksin. Çünkü yarısı. İşte şuradan alan gelecek. 36 pi yarısı 18 pi senin cevabın olmuş olacak. Yani sorumuzun cevabı 18 pi olarak bulunacaktır. Bilgin olsun. Peki geldik bu soruya. 10 nolu soru. O merkezli yarım dairede diyor. Açılar verilmiş. Bak 80 derecelik açı var, 70 derecelik açı var ve taralı bölgenin alanı nedir? Çok kolay yine bir soru. Eğer sen yarıçapı biliyor musun OB uzunluğu ki evet yarıçap belli. Eğer şuradaki açıyı bulacak olursan direkt sonuca gidebilirsin. Bu açıyı nasıl bulacaksın? Çok basit. Bir kere şunlar yarıçap. Bu bir yarıçap. Bu da bir yarıçap. Bu da bir yarıçap. Bu da bir yarıçap. Dolayısıyla burada ikizkenar üçgenlerin olduğunu görmen gerekir. Dolayısıyla buraları 70 derece. 70-70 buraya 40 kalacak. 80-80 buraya ne kalacak? 20 kalacak. Sonuçta bu ikisi 60'sa şurada 120 derece olacak. Artık sen daire diliminin alanını bulabilirsin. Daire diliminin alanı ya da taralı alan ne diyorsan nasıl bulacağım? Pi r kare alfa bölü 360. Pi r kare r mi 6 pi r kare bu dairenin alanı çarpı daire diliminin alanı bulurken açıdan faydalanıyorum. Alfa bölü 360 alfayı yazmayalım. Alfa 120 zaten. 120 bölü 360 3'te 1'i. Bunu böyle sadeleştirdin. 3'e böleceksin. 36 3'e böl. 12 olacaktır. Yani 12 pi santimetre kare cevap. Taralı bölgenin alanı 12 pi santimetre kareymiş. Oldukça kolay gördüğünüz gibi. Yani zor değil. Başlangıç ve öğretici sorular bunlar. Peki. Geldik burada hilal şeklindeki sarı taralı bölgenin alanı nasıl bulunur? Yine çok basit. Büyük dairenin alanından küçük dairenin alanını çıkararak bulacağız. Şöyle diyelim. Şu zaten şu yarıçap 6 ise buradaki beyaz dairenin çapı da 6 olur. Yarıçapı da ne olacaktır? Şurası merkez olsa yarıçapı da 3 olacaktır. Evet, başlayalım. Ne diyelim? Şöyle diyelim. Büyük dairenin alanı. Büyük dairenin alanı nasıl hesaplanır? Pi r kare formülünden. Pi 6'nın karesi. Bu büyük dairenin alanı ki o da 36 pi olur. Küçük dairenin yani beyaz dairenin alanı, küçük dairenin alanı da beyaz dairenin alanı o da yarıçap 3 olduğu için ne olacaktır? Pi r kare yani 3'ün karesi bu da 9 pi olur. Ne yapacağım? Çıkarma yapacağım. 36 pi'den 9 pi'yi çıkardığım zaman 27 pi şöyle taralı alan diyelim. 27 pi olacaktır. Tamam mı gençler? 27 pi. Aradığımız cevap. Evet. Devam edelim bakalım. Yine farklı bir soru ama benzer yanları var. Yapacağım şey şu. Şuradaki büyük dairenin alanının yarısı. Yarım daire diyelim. Bu dairenin alanından küçük dairenin alanının yarısını, bu beyaz alana düştüğüm an amacıma ulaşacağım. Peki verilen uzunluklara bakıyorum. Mesela şu 2 kök 2 olduğunu görüyorum. O zaman bu yarıçap, bu şu sarı
dairenin yarıçap olmuş olur. Tamam, şöyle diyelim. Buna R1 diyelim mesela. Şurası R1 olsun. R1 olsun. R1 uzunluğu şuraya da ne olacaktır? 2 kök 2 zaten belli. 2 kök 2. O zaman küçük dairenin yarıçapına da o zaman ne diyeceğiz? R2 desek o da kök 2 olacak yarısı. Tamam artık yarıçaplar belli. Hemen sonuca gidiyorum. Ne diyelim yine? Büyük dairenin alanının yarısı. Büyük dairenin alanının yarısı. Nasıl bulacağım? 2 pi r kare. 2 kök 2'nin karesi. Bu büyük dairenin alanı yarısı 2'ye böl. Tamam. Bu alandan beyaz alanı çıkaracağım. Devam edelim bakalım. 2 kök 2'nin karesi 2 olur. 2 çarpı 4 8. 8'in yarısı 4 pi. Yani büyük dairenin alanının yarısı 4 pi olur. Bu değeri buldum. Şimdi diğerini bulalım. Maviyle yapayım onu da. O da beyaz dairenin alanının yine yarısı. Yarısı. Onu da nasıl bulacağım? Pi r kare. Yani kök 2'nin karesi. Şöyle diyorum. Kök 2'nin karesi. Pi r kare. Bölü 2. Niye bölü 2 diyorum? Yarım daireler çünkü. Buradan kök 2'nin karesi zaten 2 olur. 2 bölü 2'den 1. Pi kalır. Sonuçta tamam. Sonuca gidiyorum. 4 pi'den yeşil yapayım onu da. 4 pi'den ben pi çıkaracak olsam taralı alanı bulmuş olur. Tamam, taralı alan buradan 3 pi çıkar. Uzatmayalım. Gerçi uzattık gerçi. Yapacak bir şey yok. Evet, son sütuna, son iki soruya girdik gençler. Bu da çok kolay ve klasik bir sorudur. Nedir sorumuz? Şu, bir koyun 9 metre uzunluğunda bir iple A noktasına bağlanıyor. Şurası A noktasına bağlanıyor. Buna göre koyunun otlayabileceği alan en çok kaç metrekaredir? Yani sen bunu ipi gerdirdiğini düşün ve şöyle bir daire çizdiğini düşün. Tamam. Olay bu. O zaman bu benim için bir yarıçap olacak. Şu gerdirdiğin şu ipin boyu yarıçap olacak. Dolayısıyla hemen alan eşittir pi r kare formülünden hemen alan eşittir pi 9'un karesi buradan 81 pi olarak 81 pi metrekare olarak koyunun otlayacağı ne yaptık? Otlayabileceği alanı bulmuş olduk. Tamam. Bu da böyleydi. Basit bir soru yine. Ve son sorudayız gençler. Son sorumuz şu. İşte burada yarıçapı 3 santim olan daire düz bir zemin üzerinde 20 tam devir yaptığında dairenin merkezi kaç santim yol alır? Yani şu merkez, o merkezi kaç santim yol alır? Şöyle diyelim. Bu 20 tam devir yerine bir tam devir yapmış olsa ne olur? Bir onu bir hayal edelim, düşünelim. Ondan sonra 20 ile çarpacağız zaten. Bir tam devir bulduktan sonra. Yani şurada çember şöyle diyelim. Bir tam devir yaptı. Yani şuradan yuvarlanmaya başladı şu şekilde. Böyle yuvarlandı, yuvarlandı. Böyle geldi, geldi. Burada durdu. Tamam, geldi şöyle. Geldi, burada durdu. Tamam. Şimdi o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Şu O merkez size yani şurası O merkez şöyle diyelim. Tekrar eski konumuna gelecek. Şu uzunluk, şu mesafe yani merkezin kat ettiği yol aslında çemberin çevresine eşdeğer olmuş oluyor. Tamam mı? Onu öyle düşünün. Bu şekilde dönecek ya bu şekilde hareket ediyor değil mi? Dönecek dönecek burada duracak. Bir tam tur attığı zaman. Yani tam bir çemberin bir tur attığını düşünün. Çevre ne kadarsa bir tam uzunluğu da o kadar olacak ve o merkezi de çevre kadar yol almış olacak. Uzatmayalım. Çemberin çevresi 2 pi r. 2 pi r. Buradan çevre eşittir 2 pi yarıçap 3. Buradan ne çıktı? 6 pi mi çıktı? Bakın bir tur attığı zaman 6 pi santimlik bir yer değişimi söz konusu o merkezi. Şu kırmızı uzunluk yer değişimi söz konusu. Şurası da öyle olacak ya. O zaman sen bunu 20 ile çarparsan ne olacaktır? 120 pi mi olacak? Şu 6 pi diyelim şurada ya da pi de işte çarpalım. Bunu 20 ile çarparsan 120 pi santimlik bir yer değişimi söz konusu olur. Tamam. Evet gençler dersimiz burada bitiyor. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Tamam.